Okul öncesinde minik temalar, ilkokullarda yavru temalar, lise ve üniversitelerde de genç temalar, çalışmalar yapmaktalar. Zonguldak tema temsilciliği olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Gidebildiğimiz kadar her yaş grubundan okullara gitmeye, ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun yanında da kentimizde maalesef oldukça yoğun olan çevre kirliliği sorunlarıyla da ilgilenmekte, bu konuda da emek harcamaktayız. Özellikle hepinizin bildiği gibi Zonguldak'ta hava kirliliği ciddi bir sorun halinde. Ve buna hepimiz tanığız. Son 3 yıldan beri penceremizi açtığımızda evimizde, odamız havalansın niyetiyle açtığımız pencereden is duman kokusu geliyor. Evet, biz bir kömür kentiyiz. Kömür yanıyor, duman is çıkıyor. Ama konutlarda yanan kömürün yanında da yöremizdeki termik santralların sayısında hızla artış olması ve orada evlerdekinden çok daha fazla miktarda kömür yanmasıyla biz hava kirliliğini daha yoğun olarak yaşıyoruz. Ve diyoruz ki biz Zonguldak dumanlı hava sahası. Muslu'da şu anda 3 tane termik santral var. İki tane daha kurulmak isteniyor. Kuş cenneti, güzelim doğa harikası Sasköy'de, Saltıkova'da yani Filyos'ta da kurulması planlanmakta. Eğer şimdi dur demezsek Zonguldak şehrinde Ereğli'den Amasra'ya kadar 78 kilometrelik sahil şeridinde 12 termik santralımız olacak. Ve bunlar bizim yaşam alanlarımızı tehdit edecekler. Şimdikinden çok daha kötü hava soluyacağız. Oradan çıkan zehirli gazlar topraklara, suya, ormanlara, her şeyin üzerine gidecek. Biz o toprakta yetişen besinleri yiyerek zehirleneceğiz. Yaşanabilir Zonguldak platformu kuruldu. Oradaki üye diğer arkadaşlarımızla, sivil toplum örgütleriyle birlikte bu konuda yoğun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepinizden de destek bekliyoruz. Ve yaptığımız bu çalışmalarda Tema Vakfı'nın genel merkezi, yönetim kurulu ve Greenpeace de bizlerin yanındalar. Hatta önümüzdeki hafta sonu Greenpeace tarafından Bartın'da düzenlenecek bir atölye çalışması var. Evet, minikler sıkıldılar. Bizler yeşile gönüllüyüz, tema gönüllüleri olarak. Suya gönüllüyüz, toprağa gönüllüyüz. Haydi, sizler de gönüllümüz olun. Türkiye çöle olmasın. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugünkü törenimizde hazır bulunan Bahçeli Evler İlkokulu, Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi, Fener Anadolu Lisesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak Terapi Özel Eğitim ve Restorasyon Merkezi. Hepinizi buraya davet ediyorum. Konuşmacı öğrencilerimizi buraya davet ediyorum. Onların sizlere söyleyecekleri var. Bakalım İyiyim, sizlere öğretmenim. Neler söyleyecekler. Tamam. Her yanar, içinde yadıdır, kapanmaz kanar. Sanma ödün olur, ne kuşlar konar. Durdur el ucun, toprak gidiyor. Rüzgar parça parça alır süpürür. Yağsa yağmur seller gelir götürür. Dünya çolaklaşır, hayat bitirir. Durdur el ucun, toprak gidiyor. Kurudu akmıyor, coşan dereler. Topraklar taş olur, beni yaralar. Durdur erozyonu, toprak gidiyor. Bak aslan, yetimi bir çare arar. Dikersen yeşili dünyayı sarar. Kucaklar toprağı veremez zarar. Durdur erozyonu, toprak gidiyor. İnsanoğlu binlerce yıllık medeniyet birikimi gölgesinde kalan, çevreyle uyumlu projeler yerine dünyaya zarar veren projeler üretmek çok da uzak olmayan bir gelecekte bizler için hiç şüphesiz daha pahalıya mal olacak sonuçlar doğuracaktır. Su ve toprak yaşamdır. Su ve toprak yaşamın kaynağıdır. Üzerinde yaşadığımız dünyada doğanın dengesi su ve toprak üzerine kurulmuştur. Bu dengeyi bozmayalım. Daha duyarlı, daha... Türkiye çöle anlatır. Bravo!
Tamamdır. Durdurun etkilerini anlatın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Bülent Ecevit Üniversitesi Genç Tema Kulübü Başkanı Talha Sevimli. Şimdi size Tema Kulübü'nde yaptığımız etkinliklerin bilgi vereceğim, bütün hakkında bilgi vereceğim. Biz üniversitede Genç Tema Kulübü olarak Türkiye'nin dört bir tarafından gelen arkadaşlarımızı yaptığımız etkinliklerin Türkiye'ye faydalarını, verimli topraklar, yaşam veren su ve temiz bir hava için gönüllü olmaya davet ediyoruz. Tema gönüllüsü olarak tanık olduğumuz erozyon, ormansızlaştırma ve yanlış tarımsal uygulama sorunlarını vakfa bildirerek gerekli araştırmaların ve gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlayabiliriz. Vakfın sosyal medyada takipçisi olabilir, vakıf faaliyetleri daha geniş kitlelere duyurarak destekçi sayısını arttırabiliriz. Ayrıca hepimiz evlerimizde biraz daha dikkatli olarak kaynaklarımızı koruyabiliriz. Örneğin televizyon gibi elektronik eşyaların mutlak suretle kendi tuşlarını kullanmaya çalışabiliriz. Kumandaları kullanmamalıyız. Kumandalar gereksiz enerji akımına neden olur. Fırınlarımızı düşündüğümüzde fırınlarımızda yemek yapılmadan önce ısıtılır. Ama fırınları ısıtmak fazla enerji, gereksiz enerji israfına neden olur. 4 kişilik bir ailede muslukların tamamen kapatılmaması nedeniyle yılda 18 ton su kaybına neden oluyoruz. Bu şekilde belirlenmiştir. Geri dönüşü mümkün olan çöpleri kırmadan ve yırtmadan çöpe atmalıyız. Bu konuda da özel hassasiyet hepimiz teker teker yapıyoruz. Her gün inşallah gösteririz. Evet, hepimizi yarınlarımız için duyarlı olmaya davet ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gönüllerimiz burada sona ermiştir. Tema'ya üye olmak isteyen gönüllerimiz buradaki görevli arkadaşlarımızdan form alıp doldurabilirler. Hepinizi Tema üye olmaya bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Atatürk Anıtkabir'in ve toplu fotoğraf için buraya davet ediyoruz bütün katılımcıları. Büyükleri arkaya, küçükleri öne. Örgünün anlam önemiyle ilgili neler söylüyorsunuz? Bu hafta 11 ila 17 Kasım tarihleri bütün Türkiye'de erozyonla mücadele haftası olarak Tema Vakfı olarak yani Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmakta. Biz de Zonguldak Tema Temsilciliği olarak yurtta bir küçük tören düzenledik. Bu yılın ana konusu erozyonla mücadele haftasında gönüllülük. Çünkü buna hem ülkemizin hem dünyamızın gerçekten ihtiyacı var. Çeşitli alanlarda, özellikle çevre alanında gönüllü çalışma ve bana göre oldukça kutsal bir davranışta gönüllü çalışma. Burada da bizim Tema Vakfı'nın gönüllülerimiz, gönüllülerimiz, destekçilerimiz, öğrenciler, öğretmenlerle birlikte katıldılar. Çünkü bizim okullarda çalışmalarımız var. İlk okullarda, liselerde ve Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenci grupları var. Onlar da kendilerini ifade ettiler. Küçük birer konuşma yaptılar. Ve biz Tema Vakfı olarak eğitim çalışmalarımızı sürdürdüğümüz kadar da özellikle hava kirliliği konusunda Zonguldak'ta çalışmalar yapmaktayız. Ve bütün herkesten de çalışmalarımıza destek bekliyoruz. Dün hocamla da sohbet ettik burada çok için. Ne var ne yok ya? Hareket var. 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 Hareket var.